Evet, öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Mekatronik Mühendisleri Derneği Başkanı Ömer Yasin Adıgüzel olarak bugün Kariyer.net'in düzenlemiş olduğu Kariyer Günleri etkinliğinde bir webinara konu olarak mühendislik ve kariyeri konuşmaya çalışacağız arkadaşlar. İçerik olarak mühendislikten kısa bir bahsedelim isterim. Kariyer kelimesi neymiş genel anlamda, sözlük anlamında ne anlama geliyormuş? Ve burada bugün en önemlisi tecrübe paylaşımına bulunmak istiyorum. Bu geçtiğimiz en azından 10 yıllık mekatronik mühendisliği öğrenciliği ve normal mühendislikle alakalı öğrencilik süreci ve mezuniyet sonrası çalışma hayatıyla alakalı edindiğim kısa bazı tecrübeler var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki de bu sunumun en önemli noktası olduğunu düşünüyorum, tecrübe paylaşımının. Mekatronik Mühendisliği Derneği'nden bahsetmeye çalışacağım. En sonunda teşekkür yaparak sunumumuzu bitireceğiz. Kısaca mühendislik ne anlama geliyor? Evet, uzun bir metin. Bu metindeki amaç şuydu. Bu arada bunu koymamın amacı şuydu. Normal Google'a mühendislik nedir dediğimizde, yazdığımızda işte Türk Dil Kurumu'na göre mühendis insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli yapılar, yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dış alanların ilkeleri, bayındırlık, tarım, beslenme gibi gıda, fizik, kimya, biyolojik, elektrik, elektronik gibi fen, uçak, gemi, otomobil, motor iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimseye Türk Dil Kurumu sanırım mühendis diyormuş. Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker, teknisyen uygulanabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Arthur beyefendi de demiş ki, beceriksiz birinin 2 dolara kötü yaptığı bir şeyi 1 dolara iyi yapma sanatıdır diye kısaca adlandırmış. Bu teoride geçen durumu bana göre mühendislik nedir dediğimizde de bilimsel veriyi, teoriyi ürünleştirebilen kişiye ben mühendis olarak adlandırıyorum. Mühendislik sorumlulukları, mühendislerin sorumlulukları araştırma fikirlerini teknik planlara dönüştürmek, planları oluşturmak için bilgisayar destekli tasarımları, yazılımları kullanmak, mühendislik alanına bağlı olarak projeleri yönetmek ve sahadaki sistemleri ziyaret etmek, projelerin etkinliği, güvenliği ve maliyeti göz önünde bulundurarak rapor yazmak ve sunmak, müşterilerle iş memnuniyetine yönelik iletişimde bulunmak, diğer departmanlarla koordineli bir şekilde çalışmak, pazar ihtiyaçlarını, trendleri ve hizmet portföyünü analiz etmek, meslek sahasındaki yenilikleri araştırmak şeklinde literatür bu şekilde mühendisliğin sorumluluğuna tanımlamışlar. Bana göre mühendisliğin sorumluluğu tek cümlede toplumun yaşadığı sorunlara çözüm üretmek, teknik açıdan çözüm üretmek. Bu köprü olabilir, bu yol olabilir, bu bir uçak, bu bir araba, bu bir top tüfek olabilir. Bunların hepsi bir mühendislik ürünü. Mühendislikle alakalı aranan nitelikler nelermiş? Hangi mühendislik dalı söz konusu olursa olsun yaratıcılık bu meslek grubunun temel özelliklerindenmiş. Doğru soruları sorma yeteneği ve eleştirisel düşünmenin de yeni sistemler oluşturmada önem taşıdığı mühendisliğin nitelikleri şunlar. Yeni sistemler geliştirebilmek için yöntemler, düşünülebilecek yaratıcılığa sahip olmak, mekanik kavram ve süreçleri kolaylıkla anlayabilmenin yanı sıra ekipman ve araçları kullanabilmek, sorunları giderebilmek için karmaşık matematiksel analizler yapabilmek, sorunun kaynağını tanımlamak, çözümler oluşturmak, test etmek için gerekli olan problem çözme kabiliyetine sahip olmak, ekip çalışmalarına yatkınlık, büyük ölçekli proje, zaman, malzeme, personel ve fonları yönetebilmek, iyi bir iletişim becerisi gösterebilmek, öz disiplin sahibi olmak, yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek. Bu da yine literatürde geçen şekilde. Bana göre mühendislik aranan nitelikler hayat boyu araştırıcı ve geliştirici olmalı diye kısaca özetlemek isterim. Mühendislik ürünleri, tabii mühendislik dediğimizde elimize attığımız her şey mühendisliğin temeline gidiyor ve mühendisliğin oluşturduğu sistemler üzerinde hayat konforumuzu ve hayatımızı daha kaliteli yaşamaya doğru ilerlediğimizi söyleyebiliriz. En yakından şu anki kullandığımız araçlar bizi bir noktadan bir noktaya götürme konusunda bize konforlu ve temiz bir ortamda bir aracılık ediyor. Yine aynı şekilde atıyorum eski zamanlarda İstanbul'dan belki İspanya'ya bugün 5,5 saatte süren uçak yolculuğu o günkü şartlarda atla, topla, tüfekle neyse artık nasıl gidilecekse veya atlarla diyelim kısacası belki de
aylar sürüyordu ama şu an 5,5 saatte İstanbul'dan çıkınca İspanya'ya ulaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde trenler, gemiler, köprüler, yollar birçok konuda toplumun, yeryüzünde yaşayan insanların daha kaliteli yaşaması için çalışmalar yapıldığına inanıyoruz ve düşünüyoruz. Kariyer konusuyla alakalı Fransızca kariyer kelimesinden gelmekteymiş. Kelimenin öznel anlamı bir yere çıkan, bir yere gelen. Kariyer yapma kelimesi de herhalde buradan geliyor, buradan türüyor. Sözlük anlamı bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık anlamına geliyormuş. Genel anlamda da mesleki açıdan mesleki niteliğin artışının akademik açıdan tanınan çeşitli derece ve katmanlar düzeyinde sınıflara yükselmesine verilen atmış. Yani kariyer kelimesi genel anlamda bu anlama geliyor. Biz de şimdi tecrübe paylaşımına geçerek kariyer konularını en azından ele alabileceğimiz, mühendislik konularını ele alabileceğimiz kısaca vermek istediğim bilgilere geçmek isterim. Tecrübe paylaşımı bölümüyle alakalı tabii biraz burada durmak istiyorum. Biraz burada sizlere bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Belli bir oranda da zamanımızın olduğunu düşünüyorum. Odaklanmak konusu tecrübe paylaşımıyla alakalı ilk bunu söylemek istiyorum. Odak olayı çok önemli bu arada. Odak kelimesiyle alakalı şunu söylemek isterim. Bizler veya mühendisler olsun veya farklı çeşitli kendini bilimsel alanda geliştirmiş ve bu konuyla alakalı mesleki çalışmalar yapan insanlarda odak kelimesi çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu neden söylemek istiyorum? İnsan belli bir süre eğitim aldıktan sonra her şeyi yapabileceğini düşünse de ama zaman içerisinde şunu görmeye başlıyor. Gerçekten birçok konuda bilginin olmasının ve bir konuda her şeyi bilmenin ne kadar önemli olduğunu zaman içerisinde anlıyor. Ve mühendislik okumak isteyen arkadaşlar da mutlaka bunu altını ve üstünü çizerek mutlaka belirtmek istiyorum ki bence odaklanılmalı. Edindiğim tecrübeler bu şekilde. Ve bir noktada odaklandığınız zaman da o konuyla alakalı bir numara olmaya doğru gidiyorsunuz. Bu hiç fark etmeksizin. Yani bu bir yaptığınız çalışma bir sosyal girişim olabilir. Bu yaptığınız bir çalışma okuldan mezun olup bir firmaya girip orada yükselmek olabilir. Veya bu bir ticari bir girişim olabilir. Bu ne olursa olsun fark etmeksizin odaklanmak çok önemli olduğunu ben de bu dünyada anlamış oldum. Tabii ki ikinci noktada bilgi konusu çok önemli. Bilginin son dört harfi ilgi oluyor. Buradan neyi çıkartabiliriz? İnsan ne kadar bir konuya o kadar ne kadar ilgiliyse bir konuya o kadar da bilgili olduğunu çok kısa söyleyebiliriz. Bunu da kendime göre edindiğim tecrübeler arasında gerçekten neye ilgiliyseniz o konuyla alakalı aşırı derecede bilgiye sahip oluyorsunuz. Ve tabii ki ilgi konusu dünyada kabul görmüş konularla alakalı olması çok anlamlı. Diğer türlü her şeye ilgi duyulabilir bu arada. Her şeye bir merak uyanabilir. Ama yanlış işlerle uğraşılırsa ilgi konusuyla alakalı da yanlış konularla alakalı bilgi olursa bunun da karşılığı maalesef olmayabiliyor. Bu da kariyer basamaklarında sizi geride bırakabilir diye uyarıda bulunmak isterim. Kendi doğrularınız konusu yine önem verdiğim bir nokta. Herkesin kendine göre doğruların olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da kariyerin oturmasıyla alakalı herhalde bir nokta olduğuna da inanıyorum. Bu da belli bir yaş, belli bir zamandan sonra da olabiliyor. Bazı insanlar çok genç, çok erken yaşlarda da olabildiğini gördüm. Kendi doğrularınız derken neden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Kendi doğrularımız biz neye inanıyorsak veya ne şekilde bu dünyada yaşamak istiyorsak o konudan bence şaşmamak en doğrusu olduğuna inandım. Yani örnek veriyorum, siz bir ticari firma kurmak istiyorsunuz ama maalesef hani ülkemizde mesela Türkiye'de ticari firma kurmak istiyorum dediğinizde herkes şunu diyor işte vergisi, algısı, yargısı, çizgisi bir sürü sorunu, sıkıntısı, dert tasası var diye yorumlarda bulunuyor. Tabii ki dışarıdan aldığınız şeyler doğru, tecrübeler doğru. Ben tecrübe çok değer veren, önem veren birisiyim. Ama her ne kadar da edinilmiş bu tecrübeler doğru da olsa bunları unutmamamız gerekse de ama kendi bildiğimiz doğrular eğer biz ticaret yapmayı doğru olduğunu düşünüyorsak veya bir sosyal girişimciliği doğru olduğunu düşünüyorsak veya bir ürün geliştirmeyi neyse artık veya bir firmada yönetici olmayı düşünüyorsak oradan geri dönmemek lazım. Bunu da anlamış oldum. Sürekli revize edilen yeni hedefler, yeni kararlar bizi ana doğrultuda uzun vadede yolumuzdan saptırıyor. İstediğimiz sonuçlara, istediğimiz noktalara gitmemizi engelliyor bu arada. O yüzden bu konuyla alakalı kendimizi bilmeliyiz, tanımalıyız, potansiyelimizin farkında olmalıyız ve bu potansiyelin karşılığında da kendi doğrularımızı çizerek o yolda yürümeliyiz. Yani istediğimiz, koyduğumuz hedeflere yürümeliyiz. Bunu bu şekilde yorumluyorum. Üniversite konusu çok önemli. Üniversitenin nasıl okunması gerektiğini üniversiteden mezun olduktan sonra anlayan birisiyim bu arada ben.
Üniversitedeki süreçleri şu şekilde yanlış anlamışım herhalde. Bunu da bu şekilde belirteceğim. Üniversitede bize verilen bir boş zamanlar oluyor. Malum ben üniversitede ikinci öğretim okudum. Ve bu okuduğum ikinci öğretim süre zarfında da sabahları genelde uyumayla geçirdik herhalde. Biraz öyle oldu. Saat 1'de 2'de kalkıp veya 3'te kalkıp saat 4-5 gibi koşa koşa üniversiteye gidip akşam gece gelip tekrardan film izleyip veya geceleri neyse artık oyun oynayıp biraz boşa vakit harcayıp daha sonra bu şekilde bir süreçten geçince gerçekten bunun da gerçek dünyada yani okul sonrası. Çünkü bir okulun içeriği var, üniversite hayatınız var ve üniversite sonrası çok değişik oluyor. Gerçek hayatta gerçekten bir şeyler bilmeniz gerekiyor. Gerçekten bir şeylere bir bilgiye hakim olmanız gerekiyor. Ya ben üniversitede 14 yazılım öğrendim ve ilk girdiğim iş yerine şunu söylediğimde ben 14 tane yazılım biliyorum dediğimde bana bayağı bir gülmüştü. Çok iyi derece biliyorum demiştim hatta. Biraz abartı olmuş herhalde. Bunu tabii zaman içerisinde anladım. Böyle bir şeyin olmadığını veya böyle bir şeyin çok çok kolay olmadığını anlamış oldum. Ve gerçekten bir yazılımda odaklanılması gerektiğine de inananlar arasındayım. Ve çok iyi derece bilmek gerçekten size fayda sağlayacağını düşünüyorum. Üniversitedeki o boş vakitleri de tabii sosyal faaliyetlerle ben en azından değerlendirmiş oldum. Yine kulüp çalışmalarıyla sosyal faaliyetlere değerlendirmiş oldum. Tabii kendimize göre ufak tefek teknik projelerimiz de vardı. Onlara da değerlendirmiş olsak da hani daha da iyi bir şekilde, verimli bir şekilde değerlendirilebilirmiş. Üniversite hayatından sonra bunu da anlamış oldum. Tabii mühendislikte dil bence her şey. Çünkü nasıl şu an bir çevirmen Türkçe, İngilizce, Türkçe, Almanca'ya çeviriyorsa mühendisler de benim nazarımda en azından çevirmenlik yapıyor. Şu şekilde birileri size teknik olarak bir şeylerden bahsediyor. Hani örnek veriyorum işte ben bir araba yapmak istiyorum, elektrikli araba yapmak istiyorum diyor. Bunu size anlatıyor. Siz de bunu teknik olarak yapılabilir ve uygulanabilir bir hale çevirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden biz de aslında bir çevirmenlik yapıyoruz diyebiliriz. Ama tabii ki dille ne alakası var? Şu şekilde mühendisliğe dair şu an dünyadaki birçok doküman, birçok datasheet, birçok veri, neredeyse her şey İngilizce tabanına oturmuş ve ortak biliyorsunuz ki dünyada İngilizce dili ortak dil olarak kullanılıyor. Her ne kadar da hani yeri geldiğinde milliyetçilik duygularımız kabarsa da işte İngilizce dili öğrenmek zorunda değiliz desek de maalesef bu konuyla alakalı sanırım anladığım kadarıyla yapılacak şu an çok fazla bir şey yok. Bu konuda dilin herkes tarafından öğrenilmesi ve kullanılması gerektiğine kesinlikle inanıyorum bu arada. O konuda başka bir kaçar yolumuz yok sanırım öyle gözüküyor. Ve mutlaka İngilizce öğrenip uluslararası dünyayı da okumak lazım. Yurt dışına okumak lazım. Dünyada neler olduğunu görmek lazım. O şekilde de Türkiye'de pozisyon almak mantıklı olacak kanaatindeyim. Tabii ki bunların dışında edinilmiş diğer tecrübelerim de şu şekilde. En azından şu an beni izleyen mühendis olmayı düşünen veya işte mühendis olan tüm arkadaşlara veya bundan sonraki canlı yayından sonra video izleyecek kişilere de mutlaka bunlardan bahsetmek istiyorum. Burası çok önemli. Ülkemizde mahalle veya diğer adıyla toplum baskısı bayağı güçlü bu arada. Tabii gün geçtikçe üniversite sayısı arttıkça ilmin arttığı süre zarfı boyunca tabii bunun değişeceğine inanıyorum ben. Toplum baskısı ne demek? Yani neden bahsediyorum kısaca? Şundan bahsediyorum. Bir şeyler yapmaya çalıştığınızda sanki herkes yapmamanız için elinden geleni ardına koyuyor. Ya bu çok tuhaf bir durum. Ya kimse genelde için konuşuyorum bu arada. Tabii ki özel durumlar var, istisnai durumlar var ama genelleme yapıyorum. Şu anki söylediğim her şey genelleme. Ama herkes bir yandan bir yerinizden çekiyor, bir yerinizden aşağı itmeye ve sizi olabildiğince yıldırmak için veya psikolojikman yıkabilmek için elinden geleni ardına koymuyor. Ve bununla alakalı da herhalde savaşmayı bilen ve bu konuyu yenmeyi bilen, bu konuyu kulak ardı etmeyi bilen insanlar da Türkiye'de başarılı olduğunu gördüm. Bu çok önemli bir nokta bu arada. Onu mutlaka kaçırmamanız gerekiyor. Mahalle veya toplum baskısı bu sadece ufak bir örnekti. Herhalde çoğu şeyde anlatıyor bahsettiğim konu. Mutlaka bir şeyler yapmak isteyen, bir şeyler başarmak isteyen başına gelmiştir. Bir şeyler yapmak istemeyenlerle zaten kimse uğraşmıyor bu arada. Ama bir şeyler yapmak istiyorum dediğiniz anda hemen bir anda herkes bir tarafınıza yapışıyor ve bir taraftan çekmeye başlıyor. Şaşırtıcı ama bu konulara biraz kulak ardı edilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Bunun dışında tabii bu arada toplum baskısıyla alakalı internette, YouTube'da çok fazla video var. Ben bir psikolog değilim. Ben bir sosyolog değilim bu arada. Bu konuyla alakalı saatlerce, günlerce konuşacak durumda değilim. Ama ben sadece bunu mühendislik açısından çevrenizdeki
kişileri dinleme konusuyla alakalı çok fazla, tabii sizin iyiliğiniz için ayrı bir konu ama sizin kötülüğünüz için veya sizi yıldırmak, sizi aşağı çekmek konusuyla alakalı dikkatli olmanızı ve uyanık olmanız gerektiğini söylemek istiyorum. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Öğrenilmiş çaresizlik konusu tabii ki çok önemli. Öğrenilmiş çaresizlik. Bir fil örneği var. Bunu da YouTube'da denk gelmiştim, izlemiştim. Gerçekten de çok güzel bir örnek bu arada. Mutlaka girip YouTube'dan da bu konuyu izleyin ve inceleyin. Şöyle bir örnek, ondan da bahsetmek isterim. Öğrenilmiş çaresizlik konusu. Bir tane fil var. Fili, yavru bir fili, zincirle bir ağaca, ağacın gövdesine bağlıyorlar. Ve yıllarca file yemek veriyorlar ve su veriyorlar. Fil olduğu yerde sürekli büyümeye devam ediyor. Zaman içerisinde zinciri kalınlaştırıyorlar, zinciri büyütüyorlar falan filan. Atıyorum rakamları tamamen işte 10 yıl geçiyor, 15 yıl geçiyor. Fil belli bir zamanda ve belli bir şey geliyor, kalıba geliyor. Artık fil öyle bir noktaya geliyor ki fil artık yani bir adım atsa komple ağacı söküp götürebilecek güce gelmesine rağmen fil böyle bir şey yapmıyor ve zaman içerisinde o zinciri çıkartıyorlar. Zinciri çıkartmalarına rağmen fil kaçamayacağını bildiği için, çünkü küçük yaşlarda denemesine rağmen zinciri koparamadığı için, bu denemelerin sonuçsuz, çaresiz kaldığından dolayı artık o öğrenilmiş çaresizliğin sistemine dahil olmuş oluyor ve yıllarca orada yaşamaya devam ediyor. O yemeği ve suyu yemeye devam ediyor. Böyle bir durum. Burada neden bahsediyorum? Kimin içinde nasıl bir potansiyel olduğunu, nasıl bir güç, nasıl bir enerji, nasıl bir dinamizm olduğunu kimse bilmiyor. Bunu da nasıl ortaya çıkartabilirsiniz? Deneyerek çıkartabilirsiniz bu arada. Ben hayatım boyunca yaptığım hiçbir çalışmadan olabildiğince pişman olmadım. Olabildiğince her konuda öğrendiklerime tecrübe dedim. Ve bu çok önemli bir şey bu arada. Sizler de hayatınızda denemelisiniz. Yani işte ben ticaret yapamam, işte ben bir şeyleri başaramam, ben bir noktaya gelemem, ben bir şeylerin sahibi olamam demektense olabilirim deyip bunun için elinizden gelenizi ardınıza koymamanız gerektiğini düşünüyorum ben. Bir mücadele etmelisiniz. Mücadele edip de yenilebilirsiniz bu arada ilk seferde. Çünkü genelde çoğu çalışmalar bir ilk seferde, ikinci seferde başarılı olmayabiliyor. Yani burada önemli olan konu sizin ne istediğiniz ve istediğiniz konuyla alakalı da sürekli üzerine gitmelisiniz bence. Ve öğrenilmiş çaresizlik noktasında da dikkatli olmalısınız. Yani bu noktada da dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Evet, bu konu yeter herhalde, öğrenilmiş çaresizlik konusuyla alakalı. Zaten YouTube'da yine videolar var. Mutlaka izleyin, araştırın ve siz de bu konuya düşmeyin. Ben yapamam, ben başaramam, ben beceremem diye bir konuyu ben açıkçası kabul etmiyorum. Denendikten sonra, zaman ayrıldıktan sonra, bir mücadele verildikten sonra her şeyin başarılabileceği inanan insanlar arasındayım. Evet, kitap konusu çok önemli. Kitap konusu şu şekilde, niye kitaba ekledim en sona? Elon Musk duymuşsunuzdur, Bill Gates'i duymuşsunuzdur. Çeşitli dünyada çok başarılı olmuş insanlar var. Bunların geriye doğru hayatlarını araştırdığınızda şunu fark ediyorsunuz. Bu kişiler kütüphane okumuşlar. Bu kişiler hayatının tam merkezine kitabı koymuşlar ve dünyada yaşamış binlerce, belki milyonlarca insanın yaşadıklarının üzerine bu ortaya çıkan bilgileri ve tecrübeleri kitaplar aracılığıyla okuyarak her geçen gün beyinlerini, hani şu an dünyada bir tanım var, süper bilgisayar diye, süper bilgisayarın üzerine çıkartıyorlar bu arada. Onu fark ettim. Yani neredeyse her konuyla alakalı veya yaşanan sorunlarla alakalı birçok konuyu birçok kitaptan, birçok çeşitli görüşlerden duyarak ve bir nevi dinleyerek, ne bileyim, okuyarak diyelim, okuyarak görüyorlar ve gördükten sonra da otomatikman o tarz sistemleri kurma şansı ve onları yönetme şansı buluyorlar. Yani şu an bir Microsoft'u düşündüğümüzde, Microsoft'un, belki Microsoft olmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi tabii ki bir girişimci ruhun olması ve arkasında da, bilmiyorum, hiç Bill Gates'in hayatını izleyen, okuyan, gören, araştıran var mı bilmiyorum ama mutlaka tavsiye ediyorum izleyip okumanızı ve görmenizi. Ve o kadar çok kitap okumasıyla birlikte de gerçekten Microsoft'un başında durarak orada yeni vizyonlar, yeni projeler ortaya çıkartma şansı da yakalayabiliyor. Kitapla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Yaklaşık 20 dakika oldu herhalde. Benim kısaca tecrübe paylaşımlarım bu şekilde yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bugünün bence önemli şey, bugünün en önemli görseli bence bu. En çok beğendiğim görseller arasında bu arada. Şeyi çok seviyoruz. Gülmeyi ve eğlenmeyi çok seviyoruz Türkiye olarak, Türk halkı olarak. Ben de çok seviyorum bu arada. Ve bunu da gördüğümde gerçekten bir yandan gülüyorum ve bir yandan da gerçekleri
çok net bir şekilde, çok özet bir şekilde, çok kısa bir şekilde anlattıklarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ego eşittir 1 bölü bilgi. Bugüne kadar binlerce insanla çalıştım herhalde beraber. Binlerce insanla hem özel sektördeki yöneticilerle hem de dışarıdan gerek hocalar olsun, gerek çeşitli firmaların yöneticileri olsun veya normal mühendis arkadaşlarımız veya mühendis öğrencileri. Hep bunu gördüm bu arada. Direkt bir insanın egosundan bilgili veya bilgisiz olduğunu gerçekten bu formülü anlayabiliyorsunuz. Çok basit bir formül. Bilgi artınca ego azalıyor. Bilgi azalınca da otomatikman ego ortaya çıkmaya başlıyor. Çok da güzel özetlemiş Einstein. Ne kadar çok bilgi o kadar çok düşük ego. Ne kadar az bilgi o kadar yüksek ego diye. Bunu da çevrenizdeki arkadaşlarınıza dikkat etmenizde fayda var diye söylemek istiyorum. Tabii biraz da gülmek lazım. Malum Türkiye'deyiz. Bazı noktalarda bazı şeylere gülelim. Kadınların eşleri için istedikleri meslekler arasında en yüksek mühendislik mesleği bayağı bir değer görüyormuş. Biz Türkiye'de mühendisliği aslında üretim, aslında teknoloji üreterek, ihracat yaparak dünya lideri olma konusunda gidilmesi gerektiğini düşünürken herhalde belki de bazı erkek arkadaşlarımız, bu konuyu tabii erkekler için söylüyorum, bazı erkek arkadaşlarımız bu konuyu belki de evlenmek için tercih ediyor olabilir diye böyle ufak bir tebessüm yapalım. Evet, sunumumuzu şimdilik 20 dakikasını bitirdik. Yaklaşık 10 dakika kaldı. Bu 10 dakikada da şunları söylemek istiyorum. Mekatronik Mühendisleri Derneği neler yapıyor? Kısa hızlıca bahsetmek istiyorum ve webinarımızı bitirelim. Amacımız tabii ki mekatronik mühendisler odasını kurmak. Bunun dışında meslektaşlarımızla alakalı mesleki, kültürel, sosyal danışmayı sağlamak. Mesleğimizi, mekatronik alanını en yetkili devlet organlarının, kurumlarının tanımasını, bilmesini tabii arttırmak için faaliyetler yürütmek. Endüstri 4.0'ın öncülüğünü yapmak. Tabii derneğimize kimler üye olabilir? Derneğimize en başta tabii ki mekatronik mühendisleri üye olabilir. Makine mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri, yapay zeka mühendisleri, kontrol otomasyon mühendisleri derneğimize üye olabilir. Derneğimizin organizasyon şeması bu şekilde. Birimlerimiz, komisyonlarımız, şubelerimiz var. Derneğimizde 90 kişi görev alıyor. Sizler de internet sitemizi ziyaret ederek gönüllü ol butonuna tıklayarak derneğimizde görev almak isterseniz bizlerle beraber çalışabilirsiniz. Onu da belirtmek isterim. Bugüne kadar 530 üzerinde faaliyet yaptık. Teknik geziler, lise sunumları, yeri geldi iş ilanını paylaştık. Eğitimler organize ettik. Stand alanları açtık. Standlarda, fuarlarda yer alarak standımızı açtık. Robot yarışmalarına katıldık şeklinde birçok faaliyetler organize ettik ve yürüttük. Eğitim faaliyetleri konusuyla alakalı tabii yıllara göre bayağı çeşitli eğitimler organize ettik. Makine alanıyla alakalı, elektrik, elektronik, otomasyon ve yazılımla alakalı bayağı ağırlıklı olarak son yılda makine üzerine faaliyetler yürüttük. Tabii önümüzdeki yıllarda elektronik ağırlıklı, yazılım ağırlıklı konulara da eğileceğiz. Önümüzdeki yıl yani 2021 yılında yapay zeka üzerine veri bilimi, PLC programlama, robot yazılımları, elektronik olarak Raspberry Pi, Arduino başlangıç olarak ve çeşitli birçok elektronik yazılım üzerine eğitimler, makine üzerine SolidWorks ve Ansys eğitimleri düzenlemeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz 4 yılda, 2016 yılında derneğimizi kurduk. Geçtiğimiz 4 yılda eğitimlerimize 8000 küsür kişi başvurdu. 178 tane eğitim organize edip 2500 kişi eğitimlerimizden faydalandı. Şu an bizi izleyen arkadaşların da derneğimize üye olarak eğitimlerden, ücretli eğitimlerden de normalde piyasa fiyatlarına göre çok daha uygun bir şekilde faydalanmalarını isteriz. Kariyer faaliyetlerimiz var. Şu an dernek olarak online staj programı ve proje bazlı staj programı olarak çalışması yaparak Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde okuyan öğrencilerin, mühendislik öğrencilerinin büyük şehirlerde online uzaktan staj yapmalarını sağlayabilecek bir çalışmayı planlamak üzere çalışmaya başladık. Bu konu üzerine çalışıyoruz şu an. Umut ediyoruz ki, örnek veriyorum, Van'da okuyan bir arkadaşımız, mühendislik okuyan bir arkadaşımız orada okurken staj yapma konusuyla alakalı veya kendini geliştirme konusuyla alakalı da mahrum kalmasın. Yani bizim jeopolitik konumumuz veya oradaki bulunduğu ilin sosyoekonomik yapısından dolayı bu konularda mahrum kalmasın ve İstanbul'da bir firma, onunla alakalı, o staj yapmak isteyen arkadaşımızın konusuyla alakalı eğer eşleşen bir durum olursa da karşılıklı olarak uzaktan staj yaptırması imkanı sağlamayı düşünüyoruz. Tabii projeler yazıyoruz. Yazdığımız projelere onaylar
alıyoruz. Bu aldığımız projenin en sonu Gençlik Spor Bakanlığı'nın Maker Lab kahvesi konusu. Burada da yine 750'ye yakın mekatronik mühendisi öğrencisi olabilir. Çeşitli makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi öğrencilerine. Orada 3D printerlarla uygulama yaptıracağız. Onlara çeşitli eğitimler vereceğiz. Ve yine derneğimiz imkanlarını faydalandırmaya çalışacağız. Yine Prodes gibi çeşitli Erasmus projeleri gibi yerlere de dernek olarak proje yazmaya devam ediyoruz. Onaylandıkça da derneğimizin Instagram sayfası MacMühter diye geçiyor bu arada. Oradan da paylaşıyoruz. Katılmak isterseniz de gerekli internet sitemizdeki formları doldurarak katılabilirsiniz. Teknik çalışma grubu şu an dernek olarak böyle bir faaliyete başladık. Buradaki amacımız yazılımlarla alakalı örnek veriyorum Altium, MATLAB gibi yazılımlarla alakalı takımlar kurmak ve takımların kendi içerisinde 3'er kişilik takımlar bunlar. Kendileri geliştirmeleri ve daha sonra çeşitli Türkiye'deki lise ve üniversitede robot kulüpleri olur. Bu çeşitli farklı teknik alandaki kulüpler olur. Ortaya bir şeyler koymak isteyen kulüpler olur. Proje yapmak isteyen, ulusal ve uluslararası yarışmaya katılmak isteyen projeler olabilir bu arada. Onlara ücretsiz olarak buradaki görev alan teknik çalışma grubuna çalışan arkadaşları yönlendirerek onlara destek olmayı, ücretsiz teknik destek imkanı vermeyi düşünüyoruz önümüzdeki yıl, 2021 yılı içerisinde. Yine uzaktan biraz önceki bahsettiğim stajyer mühendislikle alakalı da yine derneğimize gelip üye olup bu tarz teknik çalışma grubunda yer alarak sizler de kendinizi bir yazılımla alakalı geliştirebilirsiniz ve bir yazılımda iyi olursanız da iş bulma konusuyla alakalı da emin olun çok hızlı süreçlere tabi olabiliyorsunuz. İmza etkisiyle alakalı tabii ki çalışmalar yapıyoruz. Planlı imarlar yönetmeliği değişikliği gidilmesi için gerekli başvurularda bulunduk. Şu an yayınlanmasını bekliyoruz resmi gazetede. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın otomasyon teknolojileri mekatronik mühendisinin kontenjanının arttırılmasıyla alakalı bir yazı yazdık. Cevabını bekliyoruz. Otomasyon eğitim içeriğinin kalitesini arttırılmasıyla alakalı da yine bir yazı yazdık. Geri bildirim bekliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş ekipmanlarında periyodik kontrol yetkisiyle alakalı bir başvuruda bulunduk. Bu süreç tamamlandı. Resmi gazetede yine yayınlanmasını bekliyoruz. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun tıbbi cihazların test ve kalibrasyon yetkisinin alınmasıyla alakalı da bir başvuru yaptık. Onun da sonucunu bekliyoruz. Geçmişte birçok etkinlikler yaptık, faaliyetler yaptık. Kısa kısa şöyle göstermek isterim. 3 dakikamız kalmış. Birçok faaliyetler yaptık. Çok hızlı geçmek istiyorum. Partnerlerimiz, partner firmalarımız, yine organizasyon hedeflerimiz arasında uluslararası ve ulusal mekatronik mühendisliği konferansı, ikinci elektrikli otonom araçlar konferansı, 3D yazıcı teknolojileri konferansı, yapay zeka konferansı, robotik sistemler konferansı ve sanayi odaklı mühendislik yarışmaları üzerine de bazı planlarımız var. Onları da uygulamaya çalışacağız. Uluslararası tabii ki derneğimizi ve mesleğimizi anlatmak ve onların da yaptığı çalışmaları Türkiye'ye getirmek için temaslarda kurmayı düşünüyoruz. Tabii ki mühendisliğin çok sorunları var. Bu sorunlarla alakalı da 4 tane dernek bir araya gelip bir komisyon kurarak bu çalışmalara da, bu yaşanan sorunlara da, mühendisin tüm yaşadığı sorunlara da çözüm üretmek için girişimlerde bulunuyoruz. En son Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne gidip bu yaşanan sorunları dile getirdik. Sağ olsun onlar bizi kabul ettiler, dinlediler. Umut ediyoruz ki ilerleyen günlerde çalışmalar istediğimiz seyirde gider. Bu sorunlara da çözüm üretebiliriz diye söylemek isterim. Yaklaşık 2 dakikamız kaldı ve ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun dinleyen, izleyen herkese. Türkiye'nin en faal mühendislik derneğini çalışmalarını dinlediğiniz böyle bir faaliyette de katılmış olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. İnşallah herkes istediği üniversiteden istediği şekilde mezun olur ve üniversite hayatını dolu dolu geçirir. Ve üniversite hayatında ne ekerseniz de mezuniyet sonrası onu biçiyorsunuz bu arada. Herhalde bu şekilde sunumumu kapatabilirim. 2 dakika civarında bir süre kaldı. Soru ve cevap bölümüyle alakalı bir durum olabilir mi? Yoksa kapatalım. Ömer Bey, dilerseniz katılımcılarımızın sorusu varsa standa yönlendirme yapalım. Tamamdır, öyle yapalım. Şu an Kariyer.net'in fuarında derneğimizin standı var. Orada 5 arkadaşımız görevli. O arkadaşlarımızla derneğe üye olmak isteyen arkadaşlarımız veya dernekle alakalı bilgi almak isteyen veya projelere katılmak isteyen, destek olmak isteyen kimler varsa herkes standımızı ziyaret edebilir. Oradaki arkadaşlarımızla görüşerek gerekli bilgilendirme alabilirler. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonda yer aldığımızdan dolayı, bize yer verildiğinden dolayı başka bir çalışmada, başka bir faaliyette görüşmek dileğiyle herkese iyi günler diliyorum.